Abdurrahman Dilipak, kaset, dosya derken. Birilerine göre ellerinde üç dosya kaldı. Sanmam, çoktur çok. Bu tür kasetler ve dosyalar her zaman ve her yerde vardır. Bu kaset işi lanetli bir iştir. Bu işler kendiliğinden olmaz. Ona kadını gönderen ya da onu kadına götüren bir kumpas kurulur adamı tuzağa düşürürsünüz. Bazen bu işe bir kılıf da uyduruluyor. Gizli nikah filan da kıyılır icabında. Gizli nikah nasıl oluyorsa. Sonra bu ilişkiyi kayda alırsınız. Ardından şantaja başlarsınız. Kaset ve dosya bu anlamda oltaya takılan yem gibidir. Bu tuzağa düşenler tamam anladık, haindir de. Bu tezgahı kuranlar, bu kasetler üzerinden şantaj yapanlar esas alçaktır. Bir ahlaksızlığı ve yolsuzluğu yakalayacak 14-15 ay bekleyeceksin. Bu işi yapanlar o ahlaksızlığı yapanlardan daha ahlaksız insanlardır. Bir yanlışı yakalayıp onun üzerinden başka yanlışlar planlamak ahlaki bir davranış değildir. Hele bunu meslek edinmişseniz, o zaman bir p. nokta nokta. Sıradan bir fahişeden daha alçaktır. Bu işlerde o işlerin P nokta noktasıdır. Eğer bunu siyaset için yapıyorsanız siyasi P nokta nokta olursunuz. Yolsuzluk yok demiyorum. Yolsuzluk ve ahlaksızlık üzerinden oy devşirmecilliğini, bu işi tehdit ve şantaj vesilesi yapanları itham ediyorum. Bugüne kadar neredeydiniz? Hele bir de Numan Kurtulmuş olayında olduğu gibi tamamen uydurma kasetlerle yapılan siyasi tetikçilik var. O, esfel-i safilin seviyesi artık bu kaset ve dosya koleksiyoncularının elinden kendi adamları da dahil birçok kişinin kaseti ve dosyası vardır bunlar kardeşlerini bile fişlerler çünkü bu bir hastalık herkesten ve her şeyden kuşkulanırlar şuur altları kendilerini rahat bırakmaz hizmet ettikleri efendilerini bile fişlerler gerektiğinde Kimi medya tetikçileri vardır. Piyasada bir iş adamının açığını yakalar ve el altından bir adamla elde ettikleri belge ve görüntüleri kendisine ulaştırıp yer reklam isterler ya da açıktan para. İstediklerini alırlarsa ne ala, alamazlarsa namus, şeref, vatan, millet diye adamın üzerine yürürler. Namus şovu yapar bu entelektüel fahişeler. Bu tezgaha gelen ya da bu işe bir şekilde bulaşanlar kendilerinden hesap sorulmaması için rakipleri, etkin ve önemli isimlerle ilgili kaset ve dosya koleksiyonculuğuna başlarlar ki icabında dehşet dengesi oluştursunlar. Manken kızlar başlarından geçenleri anlatsalar, kendilerine teklif edilen işleri, reklamcılar, katalog çekimi yapanlar vesaire vesaire. Herkesi tuzağa düşürmek için bir yol vardır. Her politikacının, yüksek bürokratın, belli bir ölçeğin üstündeki iş adamının kapısını tekrar tekrar çalarlar. Basın çalar, mafya çalar, derin yapılar, istihbarat örgütleri, herkes çalar. Yeter ki siz de eğilim görsünler. Görmeseler de denerler. Onun için piyasada her kesimden yüksek miktarda kaset ve dosya arşivi vardır. Bu işin şeyhi, iş adamı, siyasetçisi, bürokratı yok. Herkes bu kirli oyunun tehdidi altındadır. Bakıyorum da Halk bu süreçte bu kirli oyunun farkına vardı. Kaset ve dosyalara inanmıyor. En azından bu işin bir hak ve hukuk arayışının ürünü olmadığını biliyor. Bu işlerin kimin kasasından çıktığını biliyor ve onların kurban seçilen kişiden daha namuslu olmadığını biliyor. Cemaat bu konuda da çuvalladı. Çantalarındaki kasetler ve dosyalar ellerinde patlayacak. Bu sürecin bir diğer faydası da şu. Temiz toplum için toplumda bir bilinç oluştu. Seçimden sonra bu bilinç siyasi bir talebe dönüşecek. Kimse eskisi kadar kolay yolsuzluk istese de yapamayacak. Kaset ve dosya şantajcılığı ilk kez böylesine geri tepen bir silaha dönüştü. Bu tür tetikçilik artık eskisi kadar iş yapmıyor. Bu kaset bombardımanı 15 Mart'tan sonra başlayacakmış. Zaten Mart'ın 4'ü oldu. Son hafta zaten seçim haftası. Öyle bir zamanda dosyaları, kasetleri piyasaya sürecekler ki kimse ne olup bittiğini anlamadan, işin aslı araştırılmadan Çamurat izi kalsın hesabı. Hedeflerindeki herkesi suçlayacaklar. O karambol içinde insanların zihinlerini bulandıracaklar. Bu bulanık ortamda o yavcılığına çıkacaklar. Seçimlere çok az bir zaman kaldı ve paralel yapının ne yapabileceği belli. Toplum oynanan oyunun farkında. Bu arada muhalefet buharlaştı. İktidara karşı top yekün bir saldırı başlattılar. Derin devlet ve paralel devlet bugün birlikte hareket ediyor. Muhalefet iktidara karşı kendi arasında açık bir koalisyon oluşturdu. Ama öyle anlaşılıyor ki bu amorf ittifak kendi kendini nötralize edecek. Öte yandan iktidar partisi kendi içinde olağanüstü bir dayanışma ve hareketlilik yaşıyor. Cemaat neyi elde etmek istiyorsa hızla ondan uzaklaşıyor. AK Parti ise bu kavgadan kazançlı çıkacak gibi gözüküyor. Onun için de cemaat iktidar partisinin oy kaybı senaryoları yerine sanki seçimi tartışmalı hale getirmek için kolunu sıvayacak gibi. Ama onu da yüzlerine gözlerine bulaştırırlarsa şaşmamak gerek. Bu kibir, bu gurur, bu güç sarhoşluğu akıllarından büyük öfkeleriyle başka ne yapabilirlerdi ki? AK Parti 17 Aralık öncesine göre bugün daha güçlü. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak yeni akit.